duruyorum, uzup duruyorum. Bir de başım dönüyor ya. Abo kız, kız sen yoksa Zöhtü'den hamile misin? Bilmiyorum. Kız bu her geldiğinde bir bebe yapıp duruyor. Yine bu gerdekte tutturuverdi galiba. Kız Ayşe bilmiyorum, vallahi canım çok sıkılıyor. Dur, dur sıkılma, dur bir çaresini buluruz. Kız gidelim şu sağlık ocağına bir tahlil yaptırıverelim. Ha tamam. Tamam da ya bunları ne edeceğiz? Bunları ne edeceğiz? Ya. Dur sen dur. Merak etme. Ben onu hallederim. Dur şimdi sen. Ben bir şey diyeyim. Gülnaz abla kız. Düreyen'in biraz başı tutuverdi. Ben de yat dedim. Dinleniver dedim. Şimdi yatıp dur biz yabancı mıyız dedim. İyi demişsin, iyi demişsin. Biz yabancı değiliz. Gideriz, son geliveririz. Ne olacak bu? Ha. İyi madem, siz gidiverin o zaman. Ben de biraz başında kalıverin de. Sonra ben de giderim. Hadi, hadi, hadi. Görüşürüz. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi, görüşürüz. Hadi, tamam oğlum. Hadi. Hadi. Oh. Oh. Hadi. Gel kız. Hadi. Hadi. Ben hemen giyinip geliyorum. Tahliller akşamüstü çıkar. Gülbay'a soyadını verin, sonuçları alın, bana getirin. Bakalım. Bu arada yaptığım yeni akşama kadar sizi rahat tutar. Azıcık bir rahatlayıverdim ben zaten. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hadi biz de gidiverem, daha durmayan buralarda. Tutuva. Bir tutuveririm Ümit. Gel. Kolay gelsin. Şey ben gebelik testi yaptıracaktım da. Bir kimlik alayım. Ha tabii. Yalnız ben boşanıverdim de burada benim eski kocamın soyadı yazıp duruyor. Önemli değil, alayım kimliğinizi. Şimdi sizden kan alacağız. Akşam üzeri kimlikteki soyadıyla geliyorsunuz. Tahlil sonuçlarınızı alabilirsiniz. Tamam, sağ ol. Ah sür, ah sür sür. Elleri gırıla sıcalar. Ah, ağamı ne hale getirmiş bak. Ah sür sür sür, bu kaçıncı sürüş? Ah yavaş sür. Ah. Abi işte, bir dışarı çıkıverin. Benim duranla koştuklarım var. Döne, döne, döne. Boşalt, boşalt. Boşalt, boşalt. Hadi elinle bekleyip durun. Çıkıver dışarı. Kuruşacaklarım var diyorum seni. Kapıyı da iyice çekin kapıyı. Çavuş! Ne bakıp durun lan? Kapıyı çekin. Ulan hiç haz etmiyorum bu ettiğine. Hiç haz etmiyorum. Hayır, niye gülüp durun böyle? Niye gülüp durun böyle? Allah Allah. İndirteceğim maaşını. Bu ne kılık ya? Bu ne kılık? Ne var lan kılığımda? Ne olmuştun? Tövbe tövbe. Evleniyorum lan. Kiminle? Suzi Bayan'la lan. Suzi Bayan beni, lan benim yanıma yakışmayalım dedi. Kendine iyi bakman lazım dedi bundan sonra dedi. İmajımı yemedi lan. İmaj yaptık. Ah canım, sevsin lan. Şeyimin kenarı. Şşş, ayıp olup durun. Doğru konuş lan yengenle. Ben de karışıyorum ki zaten. Ben niye karışıyorum ki zaten? Kendi düşen almaz. İyi kız lan. İyi kız lan siz bayan. Aman maşallah maşallah. Nazar değmez inşallah. Evleneceğim. Düğünler ne kuracaksın gari? Masraflar çok ağır. Cipteki paralar da bitip durur. Ne edeceksin? Hamama giren terle. Lan ben dün gece kalktım. Ben Suzi Bayan'ı aldım. Eve yemeğe götürdüm. Lan Gülüye onu gördü. Lan bir şaşırdı, bir şaşırdı kardeşim. Meğerse ulan o seni bekleyip durmuş. Ya seni anlayacaksın. Bu sefer biraz yola geliverdi. Arkadaş, birazcık geç olmadı mı? Heh. Aman, ne olacak ya? Ne var lan sanki? Kaç gün evli kalıverdi o Alman hansısıyla? Ne var yani? Bakayım, sen
Çıkart bakayım şu ağzındaki baklıyı. Onu diyorum işte. Hani şu aramızda bir başlık parası meselesi vardı ya. Oradan kalan bir 15.000 kaybı var. Onu bana versen diyorum da hesap bir kapını versen. Bana bak çık dışarı. Niye lan? Çık dışarı. Tamam da niye diyorum onu anladın mı? Niye diyorum ya? Sen benden Halim'a hala başlık parası mı istiyorsun? Arkadaş, senin bana 15.000 gaybe başlık parası borcun yok mu lan? 35.000 gaybe. 15.000 gaybe. Sen burada yokken ben kardeşimden sen daha Arjantin'e gitmiştim. 20.000 gaybe kardeşinin alıverdim. Nasıl yani? Nasıl yani? Ki bunu anlatsın. Uzun süre gari. Diyorum ki şu hani 15.000 gaybe itiraflı inek paraları vardı ya da o işte o para. Onu sen bana ver. Yani paralar benden yana, düğünü senden yana oluversin. Halim'a, benden sene tek kuruş çalışmaz Halim'a. Arkadaş, ben senden kuruş istemiyorum. Ben senden Türk lirası istiyorum. 15.000 gayme. Niye lan tövbe tövbe? Çek dışarı, çek dışarı. Çek dışarı. Düğünü alamazsın diyorum o zaman senin, tamam mı? Alamazsın lan. Halim'a. Çek dışarı. Tövbe tövbe. Lan. Bak ya lan değişti senin yanına. Çık dışarı dedim. Seni başlat buraya. Kül lahana da. Zil lahana sana ne? Olma. Çık ulan. Tamam ulan. Lan. Bir çık lan ya. Kız bana bak. Kimseye bu tahlil işinden bahsetme. Bak milletin ağzı torbada hep üzesin. Bak bunu bir öğrenirlerse konuşurlar da konuşurlar artık. Yok sen hiç merak etme. Ben hiç kimseye hiçbir şey demem. Ay kız bu güğümlere de hiçbir şey söylemeyelim. Bunlar gider babalarına söylerler. Ay bir de Zöhtü'yle uğraşamam ben. Ay, kız doğru diyor. Vallahi doğru diyor. Kalma. Ah, ne yapacağım boş ver artık. Ya kız. Sen. Hayriye iyi mi? Ha, az daha böyle o eğini falan eğili verdim. İyi. Ha, eğini yedi. İyi oldu maşallah. Biz yine de anama bir şey demeyelim ha? Bence de demeyelim Halime abla. Maazallah bir şeyler çıkıverir falan. Aile faciasına dönüş vermeyelim yani. Ay ne çıkıverecek Huriye? Bir iki öğrü verdim, bir şey dokunuverdi herhalde. Hamile mi kalıyor öyle? Ben bilmiyorum artık. Neyse Baldız. Sen kendine iyi bakıver. Bize lazımsa da aklım sende ona göre. O ne demek oluyor öyle? Bilmem ne demek. Ay tamam sende bu da kıskanç ya. Çık lan. Tamam hasta ziyareti bitti. Hadi çık. Çık. Ya Buryan vallahi gereksiz sebepsiz yere kıskançlık yapıyorsun ha. Nasıl sebepsiz ya? Nasıl sebepsiz? Ümit Bey ben zamanında senin bilinçaltını çözüverdim. Neymiş? Senin bilinçaltın sade ve sadece Hayriye diyor. Lan ne alakası var lan? Bilinçaltım Hayriye demiyordu. Bu kadar bahsedersin en sonunda bilinçaltım Hayriye diyebilecek ha. Tüh rezil. Dünden razı bir de. Ya vallahi değilim ya. O zaman ne hiç utanmadan benim yanında Hayriye aklım sende diyor. Ya lafın geçti diyeyim. Alıyorsun kucağına. Yürüyemiyordu. Lan sen beni ne zaman bir kerecik alıverdin kucağına ha? Emme Hayriye'ye geliverince hastan alsın kucağına al. İşte kaçırırken kucağına her şeyini kucağına al. Ne sus be. Sen bir sus bakayım. Sen bir sus bakayım. He. Bundan sonra her bir yerlerde seni kucaklayacağım. Ay. Oldu mu? Oldu mu ne? Ha? Dönüyor. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Huriye biraz gül alıverdim dedi de düğür yana. Ben de bir tatil vereyim dedim. Hakikaten alıvermiş mi? Lan bırak kızım. Bırak kızımı! Bırak! Bırak dedim bıraktım. Lan ne densizsin sen? Lan saman balyası gibi bırakılır kız. Kaybol! Kaybol lan! Kaybol vuracağım yine! Tövbe! Nasıl kaçıyor böyle? Genç olma. Kız otur genç. Kız otur genç diyorum. Selamünaleyküm. Ha. Aha. Gel, Zittin baba. Ya biliyor musun? Bütün dönerleri sattım lan. İki porsiyon döner kaldı. Ana! Takma bıyık mı taktın lan? Yeni miyim? Lan ben niye konuşma? Ağzımı burnunu dağıtırım. Lan ben senin kayın mı bana lan? Çay ver lan. Tamam Zittin baba. Selamünaleyküm Hacı abi. Bir sen eksiktim. Geç kalmıştın gel.
Ne var lan? Müsaade veriyorsun. Otur. Bak sana ne getirdim. Tatlı yiyek, tatlı konuşak. Lan nereden çıktı lan senin bu tatlı merakı? Hayırlı bir şey konuşacağım da. Zütü baba. Buyur çay. Müsaade veriyorsun hacı yamur. Ne lan hayırlı bir iş? Kız mı isteyecek? Ha, isteyeceğim. Şimdi bu elemanda sen bende 35 bin avro parayı aldın. Neyse. Ben bu menşureden daha vazgeçtim biliyorsun. Benim de yaşım geldi. Ben de artık helal süt emmiş bir karıyla evlenmek istiyorum. Ben diyorum ki bu 35 bin avro parayı unutayım. Sen bana halimi veriyorsun yoksa yok. Tabi Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle. Ha? Lan ben seninle esin Cemre. İşte veriyorsun. Yoksa yok. Allah aşkına. Gel, gel. Gel bakayım dolayım yerine. Sizi böyle parayla mı verdiler lan? Parayla mı veriyorlar lan sizi bana? Sizi bana parayla mı veriyorlar lan? Ölüyor ben, ölüyor. Öl lan, geber lan. Hayırlı bir işine geldim. Hayatımı mahvettin lan. Her ay gittim buraya. Ondan sonra geldim halime istiyorum. Lan daha yetmezse dönerim arkamı da sırtıma pirinç lan. Öldüreceğim lan. Öldüreceğim lan. Geber çek de ben seni. Nefes alamıyorum. Geber. Geber çek zaten. Geber. Baba. Dur lan ben bırak lan. Öldüreceğim yemin ediyorum. Benim de kalacak. Seninle kayınbaba damat ilişkisi yaşamak istiyor. Lan ben seninle şimdi bir ilişki yaşayacaksın seninle de. Şimdi baba ettireyim hepinizi. Ben yaşamak istiyorum. Lan parayla mı verdiler lan sizi bana? Lan parayla mı verdiler? Hayır. Hayır. Bir dakika. Ya hakim abla yardım et, öldürecek. Öldürecek. Ya hacı abla kurtar bizi oğlak. Öldürecek. Ne oluyor bakayım burada? Ne olmuş? Ne olmuş? Koş gelmiş, bunu bulmuş. Babamı gitmiş, Alman'da her şeyi bulmuş. Ondan sonra getirmiş buraya, sen beni boşamış. Ondan sonra Zühtü gelmiş, hadi bana, hadi bana, hadi bana, hadi bana demiş. Tamam Zühtü Bey, sakin olun. Olamıyorum ben, sakin. Olamıyorum ben, sakin olamıyorum ben. Sakin olamıyorum ben, delireceğim artık ben. Gittikçe deliriyorum ben, deliriyorum ben. Tamam, gelin bir çay içelim değil mi? Bir dostane bir konuşma yapalım. Çok güzel, çay içelim. Bana bir daha cimriyesiz değil. Yok, 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 yok. Asla demeyeceğim. Çok dostane bir konuşma olacak. Barış çubuğu yakacağız. Çubuk? Çubuk. Çay verin. Tamam, çay veriyorum ben. Yürü. Hadi bakalım. O ne gı? Anne dayanamadım. Canım çok çekiyor. Yiyecek mi? Kız sen aş mı eriyorsun yoksa kız? Yok kız değildi. Benim bu düğümlere 2 ay sonra olduydu aş emmem. Şimdi gebeysem 5 haftalıktır. Yok yok değildir kız. Dürüye. Ha. Kız onlar kızdı. Ya bu erkekse ya erkekte böyle erken aş eriliyorsa? Tövbe de kız. Ağzından yel alsın. Yok yok. Yok değildir. Ama inşallah değildir de şu zöhtüyle benim bütün bağlarım kopuver. İnşallah. İnşallah. Ben geldim ana. Eyvallah kız. Hoş geldin. Akıllı kızım benim.
Nica mı? Halime abla bak bakayım saat kaç oluverdi. Dörtte çeyrek var ya. Ay kız akşamüstü olup duruyor. Biz nasıl tahlilleri falan almaya gidivereceğiz? Ne bileyim anamla Ayşe abi de oturup duru aşağıda. Doğru dur ben bakayım bir dakika. Bir bak ben bakayım. Oh. Aziz Allah. Bana bak ikindi okunup durun. Gidip şu tahlilleri alalım he. Hadi kalkın. Nazife! He ana. Kızım biz Ayşe ablanla bir yarım saatine gidip gelivereceğiz. Tamam sen yemeklerini ye. Orada sıcak sıcak durup durun. Tamam ana. Dur ben bir üstüm. Hadi hadi. Kız, kız hadi anamla gidiveriyoruz. Üstümüzü değiştirivereyim, gidiveriyorum. Hadi kalk. Kalk. Tamam, kalk. Kalkın bir şey yap. Hadi. Siz nereye gidip durunuz? Biz ablacığım hemen bir böyle bir yere gidip geleceğiz. Hemen. Evet. Hem, hemen. Yani işte böyle Zühtü Bey. Yani ben sizin boşanmanızı bir iki celse öteleyebilirdim ama bu ne size ne Dürü'ye bir fayda sağlardı değil mi? En nihayetinde bitmiş bir ilişki. Yani sürüncemede kalsaydı hem Dürü'ye hem de siz yıpranırdınız diye düşündüm ben. Tabii çok güzel düşünüvermişsiniz Hakim Hanım. Dürü'ye yıpranıvermesi. Ben de yıpranıvereyim. Zaten hep yıpranıveren ben olmuyor mu? Merhaba baba. Oo, merhaba ben. Güzel. Ah oğlum benim. Karnın açtı şimdi sen. Açtı İman abin döner sandviç yapıversin mi gene sana? Tamam baba. İman! Gel gel. Gel açtır benim oğlum sen ona döner sandviç yapıver. Heh, tamam ciddi baba. Gülmelen bu İman. Kirlen. Yerler iskender. Siz de yer misiniz Hakim Hanım? Ay vallahi pek güzel koktu. Almaz mıyım? Yuman. He. Hakim Hanım'a da bir dene yapı be torpilli oluversin. İskender sizle mi kalıyor artık? Öyle. Öyle bu durumla onu da çok etkileyiverdi tabii. Bu da benimle birlikte kalıyor. Masalarda yatırıyoruz. Döne sandviç yiyip durup tek buda. Ay. Bunu da yıkayabiliyorum. Buraya sobaya kuruverdim. Allah'tan üşütüvercik diyordum. Ay. Bak üzüldüm ben şimdi. İyi günler. Benim bir tahlil sonucum vardı da. Tamam. Soyad neydi? Gülbayır. Aslında canlı da hindilik Gülbayır. Tamam, bakıyorum. Gülbayır'dı değil mi? He. Ne tahliliydi sizinkisi? Gebelik. Hanımefendi, sizin sonuç negatif. Yani? Yani tahlilinizde hamilelik bulgusu bulunmadı. Yani ben şimdi gebe değilim değil mi? Yok, hayır değilsiniz. Oh, şükürler olsun kız. Ay, şükürler olsun. Allah gönlünü ver. Hanımefendi, tahlil sonucunu almadınız. Aman boş ver, at çoban. Doktor bey, buyurun. Ya bizim tahliller var da kimse yok burada. Tamam, bakalım. Soyadı neydi? Şey, Gülbayı. Bakalım. Evet. Evet, buldum. Bakalım neymiş? Evet. Evet.
Tebrikler. Sonuç pozitif. O ne oluyorum? Pozitif ne oluyor? Bir bebeğiniz olacak. Hamilesiniz yani. Hamile mi? Evet. Yok. Yok içine. Hemşireye koşun. Lan şu işe bak, bacınek atmış imzayı. Hemşire koşun. Oh şükürler olsun yarabbim. Zettü'den kurtuluverdim kız. Tamamıyla bütün bağlarımı koparıverdim, kurtuluverdim. Ya kız sevindiniz de mi? Ha? Ay ben de pek sevindim verdim ya. Ah, ah ben zamanında sizi dinleyeydim. Hiç bu hallere düşmeyecektim de. Yani neyse işte yani. Beterin beteri var derler ya. Ay hamile değilim ya. Tamamıyla zırtından kurtuluverdim ya. Ah Allah'ım sen büyüksün yarabbim. Değil mi annem? Ha, gel bakayım ye kızım. Ye korkma gel. Ye anne ye. Ye güzel ye bakayım. Aferin sana. Al ye anasının güzeli. Hadi bırakıyorum buraya bak. Çok güzel olmuş. Heh, afiyet olsun. 10 numara ya, 10 numara. Ya bundan sonra daha sık görüşeceğiz sizle. Niye, beni daha sık mı yargılayıvereceksiniz? Yok canım, yani öğle yemeklerine daha sık gelip gideceğim. Ha tabii, ben katil oluvermezsem sık sık görüşüveririz. Hoş katil oluversem de mahkemeye düşüveceğim, orada görüşüvereceğiz. Demek ki her ihtimalle biz bol bol bundan sonra görüşüvereceğiz. Canım, niçin katil olasınız Zühtü Beyciğim? Hayır, hayır, hayır. Dürüyü unutun. Bitti, bitti Dürüye, bitti. İnsan boşandı diye katil olmamalı. Hayır. Dürüyü yüzünden değil ki ya. Kim? Duran yüzünden. Duran mı? Ben şimdi boşanıverdim ya Dürüye'den. Duran, Dürüye'ye kancayı takıverecek. Dürüye'ye kancayı... Ne için? Nasıl ne için ya? Ha can. Ya 25 yıldan beri zaten takıktı Dürüye'ye Duran. Tabii ben evleniverdim Dürüye'yle diye bana düşmem. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsam yalan söylesemek gözüm önüme akıversin. Niye şaka yapayım, niye? O yüzden gidinildi. Alamağından Helga alını verdi, gelini verdi. Buraya da Duran evinde kalını verdi falan filan. Olur mu öyle şey canım? Duran'la ben beraberim. Ha can. Hem de Arjantin seyahatinden beri. Oh, tamam tamam. Ben bir şey demedim, unut. Sen gene, yani siz kendinizi gene Duran'la beraber bilin de. Ama bak şimdi içime bir kurt düşürdün. Ya bir kadına çok fena sevdalandım. Teşekkür ederim iltifatların için. Ne demek Dürüye? Demek neydi? Dün akşam bana o Dürüye dedi. Değil mi? Dedim bile. Aha işte bak. Demiştir. Dürüye! Lan ödüme çıtlattın ne Dürüye? Günün aydın olsun Dürüye. Sen de, sen de. Dürüye, nasılsın bakayım? İyi misin? Ne ediyorsun? Ne var, ne yok? İyi. Dün nasılsın? Ben de öyleyim. Hiçbir şey değişmedi yani. Ben de 25 sene önce nasılsam gene öyleyim işte. Hiçbir şey değişmedi. Duran. Dürüye. Gündüz vakti hiç yakışık alıyor mu böyle? Ne olacak ki? Ne söyleyeceğimi nereden biliyorsun? Biliyorum. Ben bileyim, ben kimin ne söyleyeceğini biliyorum. Akıllandım ben artık, akıllandım. Lep demeden leblebi yanlayayım. Olsun. Ben gene de söyleyeceğim. Gözümüz aydın. Zühtü'den boşanmışsın. Gözümüz aydın. Duran. Dürüye. Lep, olmayacak duaya. Amin mi diyorsun sen ha? Ya bu dua mı ya? Dua bu, dua. Olup olmayacağını kim bilecek? Lan
sana bir şey diyeceğim lan. Sanki biz bu konuşmayı daha evvel yaptık gibiydi, he? Senin Zöğütü'den ilk boşanmanda yapmıştık. Yani sen bu sevdadan hiç vazgeçmeyeceksin, öyle mi? Yüreğe, sevdadan vazgeçileyim. Sevdadan vazgeçilse o sevda, sevda olur mu hiç? Doğru diyor. Ya o sevdadan hiç vazgeçilmezmiş lan. Sen haklıymışsın be. Haklıyım tabii. Ya, sevda çekiyorum. Bu sevdayı başımdan atamıyorum. Zöğütü'yle sen evlensen de ben senden vazgeçmeyeceğim. İkinci defa evlensen de vazgeçmeyeceğim. Zöğütü benim umurumda değil zaten. Benim derdim günü sensin. Bütün gece seni gördüm rüyamda. Rüyamda. Ben seni artık rüyamda değil, evimde görmek istiyorum. Bana bak. Bana bak. Lafı hiç uzatmayacağım. Allah'ın emri peygamberin kavliyle seni senden istiyorum. Ne yapıyorsun? Ne? Ben gerçek mi rüya mı diye onu kontrol ediyorum, ne? Gerçek, gerçek. Ne diyorum? Bana varcen mi? Yani hindi sen beni evlenme teklif ediyorsun, he? Evlenme teklif ediyorum. Boşandın diyorum. Gözümüz aydın diyorum. Bana varcen mi diyorum. Madem öyle, o zaman sen beni seviyorsun. Evet. Evlenmek istiyorsun. Vazgeçemiyorum diyor. O zaman ben de bu teklifini... Teklifimi? Acık düşünem. Acık düşünem. Acık düşünem. Acık düşünem. Ya pes ya! Yani pes ediyorum ya. Ya daha niye düşüneceksin ya? Yaş 45 olmuş, kum kumu kukucu gibi düşüneceksin mi? Kel Fatma Hindi gibi düşüneceksin mi ya? Ya sinirleniyorum ya ben. Yani ömrüm tükendi ya. Sinirlenmeden gideyim yani. Abo. Lan bu Hindi niye sinirlendi ki? Ben ne dedim ki? Dedim, acık düşüneyim dedim. Evlenmeyeceğim demedim ki. Niye böyle oldu ki bu? Tümbe tümbe. Ooo, Betül Ekmek. Ne haber lan? İmza sahibi Aslan Bacinek. Şişt, imza sahibi ne oluveriyor lan Aslan Bacinek falan? Züttü baba bu da mı? He, dükkanda durup durup. İyi, havuz kenarına geliver. Seni mühim bir şeyler de yiyeceğim. He, ne diyeceksin lan? Neye geliyorum havuz kenarına? Mühim haberlerim var işte. Mühim, çok mühim. Lan çok mühimse Hindi söyle, niye geliyorum havuza ya? Lan Hindi söyleyebilirsem taş kesilirsin, heykel olursun maazallah. Lan niye taş kesiliyorum, ne heykeli, ne taşı lan? Ne demek istiyorsun Bacinek, söyle lan. Bacinek, sağlığın açısından Zühtü Bebo'nun bunu duymaması lazım. En azından onu da iyi verin. Tamam lan, ben bunları bırakıp gelirim o zaman. Havuz kenarında bekliyorum. Tamam lan Bacinek, geliyorum. İmza sahibi Aslan Bacinek, koçum benim ne be. Ne demek istiyorsun, anlamıyorum ki. Saçma sapan konuşuyorum ya. Anlamıyor be. Anlamıyor mu hala düşünecekmiş ya? Ne düşüncen ya? Bunca senedir ikimizin yerine ben düşünüp durum zaten ya. Dünü! Dünü! Gel kız buraya. Hayırdır ağam, ne oldu? Bana bak, İmdat Çavuş nerede? Bura gelip durmuş, dükkandaymış da. Yok ya, değil mi? Niye ağam? Bundan kelli bu evde. Düğüyle geçen hiçbir kelime kullanılmayacak. Bu niye? Bu niye? Ne bu? Neyin sesi bu? Düdüklü teyze. Bak ya! Kime dedim az önce? Ben düdüğü mi diyorum? Sen düdüklü tencere diyorsun. Kapat! Tamam, ben o öten şeyi hemen kapatıverem abi. Kapat! Öten tencere. Bıktım ya! Bıktım. Ayşe. Kız yalnız mı? Gel, gel. Kimse yok. Gel, otur.
Acık bir konuşacağım seninle. Gel. Kız beni bak. Çay var. Yana da börek katem gelim ha. Yok yok ben hiçbir şey yemeyeceğim. Yemi sen onu ver aç galiba. Ben böyle hala midem bulanıp duruyor. Etme Megı. Sinirden o sinirden. Az şey mi yaşadın Dürüye? Tabi sinirden midene vurup duru. Ha kız vallahi öyle sinirden nasılsa geçer değil mi? Aman boş ver şükürler olsun ki hamile değilim ya. Ya şükürler olsun. Kız iyi ki gidip sağlık ocağında tahlillerini yaptırıverdik. Yoksa hep kafamızda bir şüphe kalacaktı. Ha vallahi doğru diyorsun. Aman içim rahatladı ya. Annemin edeceğim onu düşünüyorum. Ha düşünüyorum. Sen o haltı yemeden önce düşünecektin. Kız vallahi bir halt yemedim ki. Hay vallahi yemedim. Billahi yemedim. Yesem gam yemeyeceğim ya. Sus kız. Sen bizi gandırık mı yapıyorsun ha? Zaten imanla evleneceğim diye. Dünden de razıydın. Tabii bir ön çalışma yapıp vermişsindir sen. Yapmadım bir şey. Bak ya halen daha yapmadım. Ne inkar ediyorsun? Elimizde doktor raporu var. Koskoca tıp bilimine mi inanacağız, sene mi inanacağız? Doktor tıp bilimi değişti. Kız ben dudaktan bile öpü vermedim. Yemin hani böyle yanaktan. O da azıcık filan da öyle azıcık öpmeyle hamile mi kalınıyor ya? O zaman nasıl kalınıyor? Ay, biz o gelin hamamına falan gidiverdiydik ya. Orada böyle bir erkekle hamamına falan basıverdik de. Acaba ben oradan mı kapı verdim bu hamileliği? Kız saçma sapan konuşma. Öyle kalınır mı ya? Öyle eskiler falan öyle diyor işte hamama giderken falan böyle bir dikkatli oluverim falan. Eskiler diyorsun. Oğlum öyle şey hiç kıvırma Hayri. Hiç kıvırma. Zaten sen mimmisin. Dünden meraklıydın her şeye. Zaten ne demişler? İnsanın ya başına meraktan ya da yanaktan geliyor. Bacinek. Heh. Geldim mi lan? İmza sahibi bacinek. He geldim bacinek de. Ne oluveriyor lan imza sahibi? Ne demek imza sahibi? Anlatıvereceğim. Azıcık şöyle yürüyiverem de. Anlatıvereyim. Gel. Sen ne ettin? Uğradın bayram? Yok. Böğüne uğramadı. Ne ettin? Barca mı bayramı? Vallahi Dürüye bilmiyorum. Emme... İmdat çavuşa inat, varı verem diyorum. Kız, hiç olmazsa beni seviyor. Seviyor. Hiç olmazsa seven birine varı verem diyor. Böğüne kadar sevmeyene vardım da ne oldu? Bari seven biri nasipleni versin diyor. Doğru diyorsun kız, nasılsa seviyor. Duran geldi az evvel. Hala beni seviyormuş. Zöğütüden ikinciye boşansan da mı? He kız aynı öyle dedi. Hala seni çok seviyorum dedi ya. Abu kız Dürüye haberler sendemiş kız. Anlat bakayım sonra ne oldu? Ay yeter. Şiştim de ağlama artık sen. He şimdi ağlayacağını o zaman ağlayıverseydin. Yok yapmadım bir şey diyorum ya. Yok ben asıl bebeğe ne olacak diye düşünüyorum. Ne olacak yazık ona. Anam var ya dünce kaynağı kazandık anneciğim hepimizi. Kız yok bebek falan yok ki gibi falan değilim diyorum ya. Nasıl değilsin ya? Doktor raporu var. Bak ne diyeceğim ya. Bundan imanla evlenecekler ya zaten. Biz de evlenene kadar saklayıveririz. İşte... Evlendikten sonra öyle hamile deriz filan. Kimse bir şey demez. Tebrik bile mi derler? Ha, doğru diyor. Çocuk doğunca da erken doğdu filan deriz işte.
Ben hindi çatlayı vereceğim ha. Mecenek, kime attı şimdi ben imzayı? Lan diye verem. Kim olacak lan Hayriye'ye? He? He? Nasıl lan Hayriye? Lan baba oluyorsun lan. Hayriye hamileymiş. Gözün aydın Mecenek. Ne olmaz lan öyle şey? Lan midesi istifra edip durdu. Sağlık ocağına gittik. Tahlil yaptılar. Lan hamile diyorum. Şişt bana bak. Kimsenin haberi yok lan. Kimseye söylemedik ha. Kimsenin... Lan kimden hamile lan bu Hayriye? Benden mi? Yok yok lan benden. Lan Becenek nasıl senden hamile kaldın lan? Duygularımla oynadın Becenek. Sen benim becelendin lan. Hamile bıraktın lan Hayriye. Lan lafın geçti diyorum lan. Şaka manasında dili. Tamam lan. Evet, gel lan sarılacağım lan. Şakalar yapma lan bana böyle. Yemin ediyorum şakacısın ha. Lan şaka derken yani benden olduğu şaka. Yoksa hamile lan hakikat hamile. Doğru mu lan? Vallahi doğru lan. Bak Becenek yemin ediyorum şaka yapmıyorsun değil mi lan? Çok ciddi konu lan bu. Yok lan vallahi şaka yapmıyorum. Müjdemi istem artık bir kutlamaya gideriz. Pavyon mu olur meyhane mi olur bilemiyorum Becenek. Lan ne müjdesi lan Becenek, ne müjdesi? Felaket haberi veriyorsun lan sen beni. Felaketçi misin lan sen? Bitirdin lan hayatımı. Niye lan? Lan ben Hayriye'yle öyle bir münasebete girmedim ki lan. Ben Hayriye'ye dokunmadım ki nasıl hamile kalıveriyor? Sakin. Lan Becenek yemin ediyorum benim Hayriye'nin de açma kapama düğmesine basmadım lan ben. On off yapmadım daha lan. Lan kimden hamile o zaman bu Hayriye? Bilmiyorum lan, bilmiyorum. Bilmiyorum. Ölüm! Yaşamak istemiyorum ben. Yaşamak istemiyorum, ölmek istiyorum. Becenek! Ya! Nereye gidiyorsun? Becenek! Dur lan, nereye gidiyorsun? Nereye koşuyorsun Becenek? Hayır! Nasıl hamile kalırsın lan? Dur lan Becenek! Allah'ım ölmek istiyorum! Ben nereye koşuyorum? Bırakın lan! Öleceğim ben, hayır! Lan Yuman! Yuman! Neredesin lan? Acıyorum ağam bu taraftan koştu. Sen ne sırıtıp durun lan hala orada? Valla sırıtmayayım. Ben yüz hattısı birader biliyorsun. Ha sen hattını... Çekil lan gözümün önünden gözüm. Ya sen neden böyle yapıyorsun ya? Ha neden böyle yapıyorsun? Ya ben sen sadece kızını istedim. Sanki kötü bir söz söyledim. Bak Zöhtü ağa. Bu hayatta üç sene gecikmez. Vakti alenlem az. Hazır olan cenaze, evlenme vakti gelen kız. Biliyorsun. Ya gel helalleşelim hadi. Lan yürü git lan. Sen vazgeçmeyeceksin lan hiç. Ben ne vazgeçiyorum? Sen de param veriyorsan vazgeçiyorum. Ama sen vermiyorsun nasıl vazgeçiyorum? Yok canım. Canın yoksa motor tak canım. Ya hem paramı vermiyorsun hem kızı vermiyorsun. Sen beni sıkır sanıyorsun yoksa yok. Senin benim parayla mı verdin? Ne yapıyorsun? Parayla mı verdiler? Ne? Gel! Ne? 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 Size bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Bunlarda böyle deli dana gibi koşan birini gördünüz mü? Nasıl bir tip? Nasıl bir... yani böyle özel bir tip yok yani. Öyle bir tip işte. Yakışıklı mı? Yani standart model. Yani bazı donanım. Senin kadar yakışıklı olsaydı fark ederdik. Ama maalesef. Ya vallahi... Allah bana davrandığı kadar cömert davranmamış arkadaşa. Neyse, sağ olun. İyi günler. Evet, teşekkürler. İyi günler. Sağ olun. Tanrı adamla! Tanrı adamla! Ne? Tanrı adamla! Yetişik Allah! Ne bari lan, ne bari? Ne bari? Reklam ettin lan biz, ne bari? Tanrı adamla! Yetişik! Parma lan! Bacınak ne yapıyorsun burada? Çekil lan! Boşuna bırakacağım ben kendimi. Ya iniş izin vermiyorum Becenek, sakın atlama dur. Lan Becenek, çekil lan diyorum oradan. Aşağı kendime çap üzerine düşünü vermeyeyim lan. Ay vallahi değmez, yemin ediyorum değmez Becenek. De lan, sen ne yapıyorsun? De, de. Çok değerli benim Hayriye hamileyse beni aldatmış demektir ya, anlamıyorsun? O aldattıysa
Ben yaşayamam lan, yaşayamam. Hayır Badinek! Hayır! Vay be, şu Duran Ağa'daki aşka bak sen. Kız aynen öyle mi dedi? He, vallahi öyle dedi. Sen ne dedin? Acık bir düşünem dedim. Hayda. Ha, Duran da aynı böyle dedi. Sonra acık derlenip gidiverdi. Derlenip gider tabii. Kız kaç yaşınıza geldiniz? Kaç yıllık ömrünüz var daha? Ne düşünüp duruyorsun Dürüye? Ha, kız aynı böyle dedi Duran vallahi. Haklı adam. Aman. Ne bileyim be Ayşe, öyle hemen olmaz demedim ki ben. Yani acık bir düşünem dedim. Ne etseydim ya, hiç naz etmeden hem deseydi. He, naz edeceğin tuttu yani. Ya, bana bak, kız benim kızlarım var ya. Onları ikna etmem gerekirdi, öyle patladana olmaz ki. Hem onlar Duran'la evlenmem hiç razı değiller. Ama onların hiçbir şeyde gönülleri yok zaten. Varsa yoksa kendilerini düşünsün. Hiç analarını düşünmesin. Yarın bir gün evlenip gitseler yalnız kalacaksın Dürüye. O zaman seni kim sahip çıkacak anam diye. He ya, bayramdan bayrama belki gelecekler elini öpmeye. O da gelirlerse tabii. Lan Badinek yapma diyorum. Yapacağım diyorum. Lan atma kendini. Atacağım diyorum. Atla! Ne ediyoruz? Yangına köpükte gidiyoruz. Görmüyoruz Fatih'i. Ne ediyoruz? Susun diyor. Görmüyoruz filan. Yapmayın. Yapmayın diyor. Ver diyorum sen. Ha, ver gel. Sen ayak mısın lan? Tamam, sen tamam, dur ya. Ne diyorsun? Ne? Ver diyorum sen. Ver, züttü baba. Züttü baba. Sen de şuna lan burada. Züttü baba. Züttü baba. Ne oluyor lan burada lan? Yaman kendini intihar ediyor. Ulan matkilsin lan şuna lan orada. Hayatıma son veriyorum. Ulan dam üstünde saksan in kıracağım beni de kazmayı. İneceğim, kısa yoldan ineceğim. Çekilin üstünüze düşmeyeyim. Ne yapıyorsun lan bunu? Ya Züttü baba bu bir bulanıma girmemiş. Niye lan? Züttü baba. Lan hay Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım aklımı görürsün beni ya. Bekleyin lan bu kutsun. Bir müdahale edin be. Tamam tamam lan. Dur dur. Gelme Züttü baba gelme. Dur. Kendimi intihar edeceğim. Yaman. Hani Züttü baba yaklaşma bak atlarıma. Lan zaten atlamayacağım lan dur. Ya atlayacağım atlayacağım işte ya yaklaşma. Rahat ölmek istiyorum ben. Ha cazip gel gel gel. Ha Emret ağam geliyor. Lan tut lan şunu. Aç 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 aç. Oğlum lan sana verdim Hayriye'yi evlenemeyeceğin ne attın lan hala kendine? Artık istemiyorum Hayriye'yi vallahi istemiyorum. Niye istemiyorsun lan? Olmaz söyleyemem Züttü baba. Ne diyorsun lan sen? Söylersem sen Hayri'yi döversin de ondan dövme Hayri'yi dövme. Lan dövmeyeceksin söyle bakayım. Yok gelme Züttü baba söylers bu sır benimle mezara kadar inecek. Mezarın derinliklerine kadar inecek çürüyecek orada. Gel lan buraya. Bak gelme emriyorum atlarıma. Tamam 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 atlarım. Dur. Aç aç aç. Ha, gel lan gel. Ha gel ya. Ay! Ay! Lan ne ediyorsun lan? Affedersin ağam. Gelince gerginlik oldu. Allah! Gel şunu! Oldu. Lan oğlum değer mi lan? Değer mi? Hayatta hiçbir şey ölmeye değer mi lan? Bu benim kızım bile olsa değerim lan hiç. Hadi gel. Züttü baba. Bu el dost eli mi? He dost eli gel. Gel. Gel, korkacak bir şey yok. Gel lan, gel. Tamam. Tamam, hallettik. Alkışlamayın, alkışlamayın.
Hadi bakalım. Hadi aşık. Ciddi baba. Artık ayrılığı olmasa da sen benim babamsın biliyor musun? He. Baba, baba canım babam. Tamam hadi. Tamam dur lan tamam. Lan tamam oğlum. Lan dur. Lan dur. Ya Ciddi baba. Dur. 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 Çarşafı adam gibi germiyorsunuz lan. Kaseyi çatlatıverdim lan. Becerek! Becerek! Öldü mü lan? Öldü mü? Gömeceğiz mi? Ölmedi, ölmedi lan. Yok yok ölmedi ama kasasını kırdı. Ha o zaman bir şey olmaz lan. Kase kırılıvermiş. Ciddi baba, iyi mi? Ciddi baba, ne bileyim? Lan dokunma lan. Kaseyi kırıverdim lan. Ağam hayırlı günler. Su motorlarının bakımını yaptırıverecektik ya. Düyerek'ten ustalığa geliverdi, ona bakacaklar. Ne dedi? Nereden dedi? Düyerek, Düyerek ağam. Ne dedi, ne dedi? Düyerek'ten, Düyerek'ten ağam. Düyerek dedi ne? Düyerek Kütekli tarafından dedi. Ne? Ağam! Ben sizi üstlerinize. Ağam! Ama ağam, ne dedim ben? Ağam ben ne dedim? Ağam ne dedim ben? Lan seni var ya. Ağam ya. Yavaş lan cazık. Lan öldüreceksiniz beni lan benim. Benim ağrım dur lan. Benim ağrım dur lan. Züttü baba senden karar ver. Belim mi ağrıyor? Kasemi kırılıverdiyse ben anlamıyorum seni ya. Lan doğru konuştum. Vallahi çarçınla ağrıyor. Benim ağrıyıp dur lan. Ne fark eder ki zaten? Ya oğlum Züttü baba çok şey fark eder. Eğer ben size masaj yaptırız, çektiriz. Emme kaseye masaj yaptırmak, çekmek zor olur. Yani yumuşak dokuyu elletmek delikanlıyı bozar Züttü baba. Alek, oltacı dişi. Kontrol kırmaklıklı kardeşiyle. Dalga mı geçiyor lan sen benimle? Züttü baba ne etsek seni yaranamıyoruz. Brandayı çekivermeseydi ikinci sen kaldırım taşında motif gibi durup dururdun. Ha vallahi Züttü ağa vermiş, alaka mı varmış? Lan siz ikiniz beni kurtulamayacak mıyım lan? Siz beni öldüreceksiniz lan. Ben sizden hiç kurtulamayacağım lan hiç. Benim. Ha son kağıtı benim mi diyorsun yani? Ha benim diyorum. Kase arayıp durdum. Ayaklarımı hissetmiyorum lan ben kendi. Ayaklarımı hissetmiyorum lan. Yo ağam ben diyorum ki böyle bel çeken belesi olsa, buraya gelse çekse bu beli. Bizim Kazım abiyle Bayram abi çekip dur lan. Kazım bana bak sen burada Züttü baba langalı be. Bacanek bir şahıs alıp gelir. İyi düşündün. Heh. Züttü baba bekleyin. Tamam ben, tamam. Ağam ben burada bekliyorum. Hep senin yüzünden oldu lan. Hep senin yüzünden oldu lan. Nasıl be? Nasıl benim yüzümden? Ben mi sandım? Çıkmıyor kendisi gibi. Orada şey hep. Orada damdan don ölü düşer diye ben mi derim sana? Lan adam oğlu sen kalime diye tutturuvermeydin. Ben seni kovalamayacaktım. Ben seni kovalayamayacaktım. Yaman'ı intihar ederken gönü vermeyecektim. Yaman'ı intihar ederken gönü vermeyecektim. Dımarı çıkmayacaktım. Çıkmayınca da düşmeyecektim lan. O zaman Yaman ölecekti, o geberecekti. Gebersin, gebersin. Tohumuna para verdim ben. Dava çıkmış. Lan niye çıktı acaba lan bu dama lan? Acaba Hayri'yle arabanın da bir problem mi oldu? Biliyor musun lan sen? Dur, ben Kur'an Musa tutacaksın ya, bilmiyorum. Ya Zöld, benim. Ya ben diyorum ki, sen bak başlık parası borcun vardı. Şimdi de sen hayatını kurtardım. Ya hayat borcun oldu. Diyorum ki sen kızı bana versen biz ödeşek diyorum.
Yok Leksina kız. Yok sana kızımız yok. Halime yok Leksina. Nasıl yok ya? Ha nasıl yok? Ben ona gözüm gibi bakacağım, ben onunla evleneceğim. Bana ver o kızı hadi ver. Sen gerizekalı lan. Sen tencere kafa. Sen kızı seviyorsun da kız bakalım sen sevip durumu lan. Belki sever çok, bilmiyorum ki benim onu çok sevdiğimi. Ben sana izin istiyorum. Vallahi bak benim ağırmasın yemin ederim buradan kalkıp ağız burnunu dağıtı verecek ama. Zöhtar bak dur belin üşümezsin ağrır sonra. Allah'ım dengesiz lan. Nah çepresiz lan. İyi oldu. Böyle lan sen yapacağın hayrınla senin de. Hay Allah. Rezil, rezil seni. Yeter ama ha. Hakaret, hakaret yani yeter. Kız yok diyorum ya, yok olamaz öyle bir şey. Ne öyle oturup karalara bağlamışsın düşünüp durun? Kız ne bileyim öyle bir hava estiriveriyorsunuz ki beni. İnsan kendinden şüpheleniyor Huri. Ben galiba böyle bir hamilelik psikolojisine falan giriverdim herhalde. Girmen normal Hayri. Çünkü sen hamilesin. Yeter be susun. Anam evde zaten. Hindi anam duyacak. Nazife duyacak. İskender duyacak. Gidecek babama söyleyecek. Ondan sonra babam da Yiman'ı öldürecek. Heh, reklam olacağız. Ay, Yiman deme beni. Kız ben Yiman'ı nasıl açıklayıvereceğim? Ha? Ne diyeceğim ben? Ne güzel şeyler aldık. Aman, aman, aman. Gidişme valla. Kanı ter içinde kalıverdim. Neresi bu anne? Bu kadar ağır. Ha bakayım şunu, tövbe. Ne lüzum var lan bunlar? Ne lüzum var? Şuraya bak. Nişan havlusu. Nişan bilmem nesi. Ne gerek var lan sanki? Nişan mı yapacağız lan biz burada? Ay Haluş, nişan yapmayacağız. Ondan aldık zaten bunları. Evlenince lazım oluyor bunlar. Yok lan, palavra. Kim demiş lan lazım oluyor? Lan bir karşıma çıksın. Hepsi uydurma lan bunlar. Palavra şeyler bunlar. Haluş, sen her şeyi parayla ölçüyorsun. Benim için önemli olan aşk. Bak, sultanım, balgabağım, dağıtılım, gadayıfım diyorum ki bunları alıverdik. Hiç, bundan sonra hemen nikah günü bir alıversek ha. Ne kadar iyi olacak. Olmaz Haluş, ben düğün istiyorum. Ben niye? Çünkü sen şimdi nikah yaparsan düğün yapmazsın. Önce düğünü yapalım, nikah arada olur gider. Olur mu? Ekmek kadayıfım, şimdi işler ters olur yani. Bundan sonraki işlerimiz hep ters gider ya. Gitmez. Ben düğün istiyorum. Hem Haluş, ben gelinlik giymek istiyorum. Sen var ya, beni bedavaya getirmeye çalışıyorsun Haluş. Vallahi bırakır kaçarım bak seni. Lan kaçma, kaçma. Niye kaçıp durun? Niye bedava? Ben seni taktım ya lan. Gerdanlık gidip çıkardım. Bedava olur mu? Of, ben çok acıktım. Şöyle yiyecek bir şeyler organize edeyim. Bu ne lan? Gönlek. Lan böyle gönlek olur mu? Böyle kaç tomada büyük lan bu. Tövbe tövbe. Şuraya bak abi ya. Lan beni parça gibi durdu bu.
Sen al bunun birazcık ufağını al lan. Her bir şeyle, her bir şeyle. Bu ne lan? Salsız kayığı gibi. Lan buna iki tane krek koy. Bin karşıya geçersin lan. Olacak iş değil. Aa. Vay 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 vay. Abo! 43 numara. Benim eşim bunu büyük almış gari. Ay söylenip durma Haluş. Kaç kere anlattım sana ben bunları. Millet gelip bakacak, tek tek açacaklar, bakacaklar çeyizlere. Hem sen garson boysun. Bunları böyle büyük büyük aldım ki insanlar göz doysun. Anlıyor musun Haluş? Ne demek lan sen garson boşluk tövbe tabii ya. Olacak iş mi ya şimdi insanlar görsünler deyip büyük büyük şeyler anlamıyor hiç. Tövbe tövbe. Ay tamam çeyizler bakıldıktan sonra gidip değiştireceğim küçükleriyle. Alo. Pizzacı mı? Ne olur bir anda kükreyi verme kızın üstüne. Biliyorsun zaten hamile. Allah korusun böyle ters bir durum oluşuvermesin. Yok lan Becenek. İki kelam laf edeceğim. Bir de soru soracağım. O kadar. İyi. Nasılsın İman? Eksi beş. Hayriye gelsin lan. Hayriye bir gel. Duydun değil mi? Duydum lan. Doğru mu lan duyduklarım? Böyle bir miden falan bulunuyordu da biz böyle bir şeyle sağlık ocağına şey... Tamam lan. Uzatma lan. Becenek anlatırken uzattı zaten. Yıktın lan beni Hayriye. Paramparça ettin lan beni. İntihar işinden döndürüverdik bacine. İntihar mı? Hayriye'nin hamile olduğunu öğrenince çıkmış damı atacağım kendimi diye tutturuverdi. İman, demene bakayım. Sen haberi duyunca... İntihara kalkışı verdiysen, demek ki Hayriye'nin karnındaki bebe senden değil. Öyle mi lan? Lan mutluluktan çıkıvermedim lan damlara. Mutlu değilim lan. İman bir bak, beni bak. Vallahi diyorum, vallahi diyorum ya kimseye el sürüvermedim ben İman. Lan sen kimseye elini sürüvermemişsin o belli de. Biri seni sürüvermiş lan, ellemiş seni. Hem de ben seni... Ellemeden lan. Ben seni elimi süremeden biri seni elini sürmüş lan. Kim lan? Hayriye, altın dişli mi? De bana lan, yemin ediyorum onu vurayım lan, parçalayayım lan. Kıyayım onu, kıyma makinesinden geçireyim. Lan Becenek saçma saçma konuşma lan, cazipleşiyorsun. Kıyma makinesi nereden çıktı lan, öldüreceğim mi? Lan Becenek, anlamıyorum lan. Hayatımın anlamı gebe lan gebe, yüklü yüklü. Ben tanıyorum lan Hayriye'yi, öyle bir iffetsizlik yapmaz. Ben ona güveniyorum, onu suçlamıyorum lan. Ama belli ki biri ona bunu zorla ediverdi lan. Lan kim zorla edecek lan? Değil mi lan kız Hayriye değil mi? He. Ya Ümit doğru diyor. Vallahi de yok ya bilmiyorum. Lan leylekler mi getiriverdi o zaman o bebeği karnına? He leylekler mi getiriverdi? İman sen haklısın. Sonuna kadar haklısın. Hayriye. He cevap. Leylek diyor. Ya üstüme üstüme gelmeyin benim ya. Lan altın dişli tehdit mi ediveriyor lan biri seni he? Lan biri seni, biri seni böyle söylersen öldürürüm falan mı diyor lan he? Yoksa birini golluyor mu lan bana karşı he? Gollamamam piyon sen he? Ondan mı söylemiyor lan seni kimin ettiğini bunu he? Ben katil zanlısı olmayayım, hapislerde yatmayayım diye mi golluyor mu lan he? Birini golluyor mu Hayriye? Ya yima bilmiyorum diyorum ya. Bilmiyorum, vallahi de bilmiyorum, billahi de bilmiyorum. Yok öyle bir şey yok yani. Tamam lan. Sana son bir şey söyleyeceğim lan. Tamam söyleme. Tamam biliyorum ben zaten sen benden nefret ediyorsun. Bir de şey bitti değil mi? Bitmedi lan.
Çok güveniyorum lan sana hala. Ama bunu seni edeni bulur da yemin ediyorum yakalarsam... elimi kana bulayıp da mapustanlarına gidersem... sen de beni unutma lan Hayri. Verdin mi ha? Yaman'ı ne hale sokuverdin? Rezil. Kız, bu iş böyle iyice bir Arap saçına dönüverdi ya. Yaman diyor ki ben Hayri'ye hiç el sürmedim diyor. Yaman el sürmediyse... hak et bu erkekli hamamından falan olabilir mi? Ya Halime abla ya, hakikaten batılsın ya. Vallahi da billahi de batılsın ya. Ya hiç hamamdan kapılır mı ya? Bir düşünüver ya. Ne öyle diyorsun? Eskiler demiş, ne bileyim ben de. Uydurma işte. O gılıf gılıf. İşi işte hallediver. Öyle kendini kurtarıver. Gılıf gılıf. Kız öyleyse bu Hayriye kimden hamile ya? Yaman'ı görüyor bir tek, başka da erkek görmüyor. Yaman dışında Ümit'i de görüyor. O ne demek be? Halime abla, bak sen beni iftiracı diyorsun, emme bak ben sana diyeyim. Hayriye ile Ümit'in arasında bir şeyler olup duruyor, hem de gizli gizli. Ümit kafayı yedi ya, bunu da kaçırdı. O günden beri bir şeyler var. İşte onun için ses etmiyorlar. Yaman, saçma sapan konuşuyor. Ya ne saçma sapanı Halime abla, Yaman'ı görmedin mi ya? Ne dedi Hayri? Hayri bak o kimse deyiver ben onu öldüreceğim dedi. Ümit ne ediverdi? Hemen böyle kendini işte örtbas edivermeye çalıştı. Hayri'ye de onu kurtarmaya çalışma. Çünkü bütün rezillikler ortaya çıkacak diye ses etmiyorlar. Eyvah kız. Kız eyvah, başımıza gelenlere bak. Sen onu bunu boş ver de. Ben haklı mıyım, haksız mıyım? De bana bakayım. Vallahi haklı olabilirsin. Zaten ne demişler? Böyle baldız baldan tatlıdır diye filan eskiler. Ben de onu diyorum ya Halime abla. Ben köylük yer, entrikalara kurban gidiyorum diyorum. Olan zaten benle İmanoğlu verdi. Düdüme. Girdi lan, girdi. Vallahi billahi girdi işte. Ne girdi lan? O neydi? Katatoni miydi neymiş? Ona girdi. Katatoni, katatoni lan. Her ne halsa, her neyse işte ona girdi. Desene iyice aşkı kabardı bunun dörüyeye. Düdüme, 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 düdüme. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Hakem Hanım. Hoş geldiniz Hakem Hanım. Hiç hoş bulmadım. Duran Bey. Duran Bey diyorum. Ne düşünüyor bu böyle? Düdüme. Ne oluyor ayol? İyi saatte olsunlar mı geldi? Ha? Katatoni'ye girdi Hakem Hanım. Niye? Düşün Düdüme. 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 Öyle işte. Bilmiyorsun. Biz bir şey bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yalnız diyeceğim şu ki... dö ile başlayan hiçbir şey kullanmazsanız... Düdüme! Thank you.
Ses geliverdi. Dur. Ayakları oynat, ayakları. Hangi ayakları? Ayakları. Ayak. Yok ki öyle bir şey hissetmiyorum. Aha. Oynat bakayım, oynat yok bakayım. Yok, hissetmiyorum ben. Ben hissetmiyorum. Ayağım abo, durun lan, durun. Çevirin bakayım şimdi. Yani, tutun bakayım. Çevir, 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 çevir. Çevir, 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 çevir. Hadi. Şimdi asıl bakayım ayaklara, tut. Hadi. Üç denize çekim veriyorsun. Bir, iki, üç. Lan. Lan senin pizza dediğin bu mu lan? Ahmet. Lan kadın hamuru almış da saçın yüzüne koymuş da içine de ne bulsa doldurmuş da bizi 30 pangırı da. Haluş, bir alana bir bedava bu. Bir tane alıyorsun, bir tanesi bedavaya geliyor. Lan hepsi bedava aslında, olacak ki bunu? Eşinin önüne koysan eşek yemez lan bunu. Gerçi senin için fark etmez de. Neyse, ben senin iştahını kaçırmayayım. Sen iyi ver. Madem karnımı doyuramıyorum, ben de ruhumu doyuruverim gari. Değil mi ki? Ruhumu doyuruverim. Aluş, ağzımda lokma var. Olsun ki, ben senin lokmayı yutturuverim gari. Ne olacak hem de büyük bir lokmalığa yutturuverim ben seni. Haluş, sen yuttun mu vitaminini? Vitamin? Ya, ben, ya. Ben hep onu diye bunu bak, yutmadım lan. Ver bakalım. Ver, olmaz öyle. Her gün yutacaksın onu. Al bakayım. Ver. Al bakayım lan. Ben sana bir şey diyeyim mi? Lan bunu içince var ya insan kendini acayip zinde hissediyor. Vallahi lan. Tabii. İyi gelir bu. Multivitamin bu. Multivitamin, yuttu vitamin, duttu vitamin, yattı vitamin. Ya, bir bakayım ya. Şöyle bana. İç bakalım. İç, 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 iç. Bir yiyeyim mi sana? Kaymağım, dağıtım benim. Yani bunu içince var ya kendimi acayip enerjik hissediyorum ya. İnsan bunu içince kendini Superman zannediyor vallahi. Siz ne salak bu ya? Kuşum. Bir tanem. Uyuttun mu Haluş bebeği? Uyudu, uyudu. Nedense bu vitamin onda uyku etkisi yapıyor. Bak, sana neler aldım. Bak, hadi bak. Be. Evet, hepsi senin, hepsi. Ayakkabılar, çantalar aldım sana. Gerçi bu salak kendini aldığını sanıyor ama hepsi senin. Şahane. Vav. Wow. Çok yakıştı yakışıklıma. Bize mi yiyordunuz ya? Dur bakayım hayatım benim. Haluş bebek. Bizi senin yemeğine gibi yerler bebeğim. Dur bakayım dur. Demek evvel ezel Dürü'yü seviyordun ha? He, öyle. Bunu bana söyleyebilirdin Dura. Unuturum sandım. Hem unutamadım işte. Sen Dürü'yü Zühtü'den boşamam için beni kullandın. Zühtü'ye olan düşmanlığını öne sürdün ama aslında tek derdin Dürüye'nin boşanmasıydı, değil mi? Peki, Dürüye evlenme teklifini niçin kabul etmedi Duran? Bilmiyorum ki.
Hiçbir zaman kabul etmedi ki zaten. Hiçbir zaman kabul etmedi. Yazıklar olsun. Beni resmen aldattın. Aldattın sen Duran. Ben senin diğer erkeklerden farklı olduğunu düşünmüştüm. Ama değil misin? Özür dilerim. Özür dilerim. Ama ne edem gönül ferman dinlemiyor işte. Artık senin gözünün içine baka baka yalan söyleyemezdim. Zaten bir erkek dürüst görünüyorsa ondan korkacaksın. Saman altından su yürüten cins, sizin cinsiniz oluyor. Neydi sen haklısın. Elveda Duran. Sen benim için hoş bir sedaydın. Geldin. Babam damdan düşünce onu yatırmışlar Zühtü Beygir'e. Allah Allah. Allah Allah. Zühtü'nün damda ne işi varmış lan? Babanın işi yok. Yaman kurtarmak için düşmüş damdan. Yaman damdan atlıyormuş. Hayda. Lan Yaman'ın ne işi varmış damda? Hı? O ne yapıyormuş orada? O atlamıyormuş ya, o babam öyle zannet vermişti. Ya kızım, o zaman Yaman ne arıyor orada? Ha? Onun ne işi, ne karışık iş bu be? Evet. Bir kedi görmüş sanki Yaman. Hı. O da böyle sever de şeyleri, kediler böyle. O da canım böyle mahsur kalıverdi diye Yaman dama çıkıveriyor. Mata'yı tabii unutuvermiş bizimki. O ne yapıverem, ne yapıverem bu kediyi ben, ne edeceğim, ne edeceğim diye böyle dam da işte gezinirken babam sen yürüver onu sanki böyle atlıyor değil mi? Ana? Ana iyi mi? Baba, anam da örüp duruyor. Anam da derken başka kim örüyor? Ben biraz örüverdim Nazifeciğim. Herhalde böyle yediğimiz bir şey anamla beni dokunuverdi değil mi? Değil mi? Kızım, ya bu anam da yüklüyse? Anam da derken başka kim yüklü? Bu. Abo. Ay ama yani Huriyeciğim sen de artık şakanın... Kız biz ben böyle örü veriyorum diye bunlar benimle dalga geçiveriyor biliyor musun? Bir sus ya, bir sus. Ya bu anam da yüklüyse ne için soruyor? Yeter ama artık İskender'in yanında ha. Yüklü ne demek? O şey demek İskender. Böyle mesela... Bir sus. Evet. Yüklü demek şey... böyle duygu yüklü demek. Böyle elektrik yüklü demek. Böyle yüklü. Saçma. Hiçbir şey anlamadım. İyi, anam zaten aferin seni. Masada yatıyor. Lan kim lan bu saatte hep ya? Ay ay ana ana ah ana ana ah ah. Oh. Handan verir kili vermiş. Ah.
Buyurun. Hayırdır? Çok mu rahatsız ediyorum? Estağfurullah, yok. Tanrı misafiri kabul eder misiniz? Buyurun, buyurun. Buyurun, şöyle, oturun, oturun. Şöyle. Alkol var mı? Evet var. İster miydiniz? Yok, ben o manada değil, alkollü müsünüz manasında dedim. Evet, alkollüyüm. Niye? Çünkü dertliyim. Dertli. Hem de hiç olmadığım kadar. Hayatımda daha önce de bir erkek tarafına aldatıldım yani. Aldatılmadım desem yalan olur ama hiç bu kadar kandırılarak aldatılmamıştım. O nasıl oluyor Hakim Hanım? Şöyle oluyor. Oynadı benimle. Oynadı. Resmen oynadı. Ben 20 yıllık Hakim Handan adalet verir, duygularımla işi birbirine karıştırdı. Neden? Duran yüzünde. Sen haklı çıktın Zühtü Gülbayır. Şeytanın arkadaşıymış o. O var ya, bu sirkte topla oynayıp muz yiyen maymundan betermiş. Voltajı düşük. Hakim Hanım, bununla adamı barnağında oynatıverirler. Bununla adamı sulu dereye götürür de susuz getiriverirler. Dürüye neyse duran da o. Yo. Dürüye haksızlık etme. Bak ona yine bir elle tutulur tarafı var. Ne varmış elle tutulur, neresi varmış? Biliyor musun? Duran bir de gidip Dürüye evlenme teklifi etmiş. Ne? Değil mi? Ne zaman? Böğün. Böğün? Böğün, evet. Dürüye ne diye vermiş? Olmaz demiş. Oh tabii, oh ama sonuçta yine sen haklı çıktın. Tabii haklıydım, ben başından beri hep haklıydım zaten. Ay, kusura bakma, seni de Dürüye'den ayırmış oldum ben bu arada. Ay yok Hakem Hanım, hiç üzülüvermeyin ya sen. Ben hiç Dürüye'den ayrılıverdim. İyi yaptım, iyi ettim ben ayırmaktan. Ben kafam rahat ediverdi. Sahi mi? Sahi tabii ya. Kafam rahat ediverdi. Şurada masanın üstünde, tahtanın üstünde yatıp durmuyor ama kafam rahat. Bu masa, tahta... Yok. Ben seni yerinden ettim, sana yer vereceğim. Hadi bana misafirliğe gidiyoruz, hadi. Yok. Olur mu öyle şey Hakim Hanım? Olur mu hiç öyle şey ya? Zühtü Gülbayır, bak, gerektiğinde adalet, gerektiğinde yer, gerektiğinde de yol veririm, haydi yürü. Ben onu demek istemedim ama. Beni tanıyan herkes çok iyi bilir. Benim ısrarıma kimse dayanamaz, sen de dayanamazsın. Yürü, bana gidiyoruz. Madem öyle, o zaman ben montumu şurada alıverim. Hadi bakalım, gidiyoruz. Tamam, gidiverin. Gidiyoruz. Ay. Çok sevindim. Gidiyoruz. Evet. Lan, iyice sarhoş muhabbetini sana verdik ya. Hadi. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin Ayşe, hoş geldin. Hoş bulduk. Duran ağam yok mu? Burada. Sorma, gene bulanımlarda. Öyle boş boş bakıp durun. Yukarıda.
kız. Ben de bir duran ayı acık görüversem. Ayşe sen yabancı değersin ama hiç kimseyle görüşmek istemiyor. Kız Dürüye'den haber getiriverdim. Acık görem diyorum. Anlasana. Deme kız. Ha. Gel bakayım sen bir. De. Gel bakayım. Müsaitsen Ayşe geliverdi, iki kelam laf ediverecekmiş. İstemiyorum. Dürüye'den haber getirivermiş. Bana bak. Bana bak. Bu evde Dürüye ile ilgili kelam edilmeyecek, demedim mi ben? Dedin de o dündü. Bak düdüdü bak, düdüdüdüd. Bak, düdüdün bak. Düdüme. Dün dedin, bak düdüdün. Dinme. Afiyet ağa. Kovdum seni. Nasıl yani? Beni hindi nasıl kovverdin ha? Öylesine aşağı doğru kovverdim seni. Hadi. Ay Durana yapma Allah aşkına. Benim yüzümden ne kovuyorsun döneyi? Hem seni ben ne diyeceğim sen biliyor musun? Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ha? Ne diyeceğim? Heh, iki gözüne kurban oldum. 25 yıllık sevdam bana mı verecek? Onu mu diyeceğim? He. Onu diyeceğim. Bak. Nasıl yani? Basbayağı. Sen dün konuşmuşsun ya şeyle. Neyle? Dürüye demek serbest mi? Dürüye. Sen dün konuşmuşsun Dürüye'yle. O da seni acık bir düşünüverem demiş. He Dürüye. Düşünmüş, daşınmış. Tamam diyor. Hala Duran ağa beni seviyorsa ona varcın diyor. Allah! Ne oluyor? Tokatla! Ne? Tokatlayayım ha? Tokatla beni tokat. Vallahi olmaz, vallahi olmaz. Tokatla dedim. Olmaz ama. Ya tokatla dedim. Vallahi olmaz. Ya tokatla dedim. Döndüm güne. Döndüm. Gerçek mi bunlar? Hakikaten gerçekmiş. Rüya değil değil mi? Gerçek, gerçek. Şimdi nerede Dürüye? Evde beni bekleyip duru. Ben senden haber alacağım. Ona göçeceğim. Ona de ki, cehennem buz tutana kadar onu seveceğim de. O ne demek şimdi? Ona olan sevgim hiçbir zaman bitmeyecekti. O vakit. Ama Dürüye'nin evlenmek için birkaç şartı var. Neymiş? İlk şartı hiç kimseye bunu söylemeyeceğiz. Evet. Bu iş gizli saklı olacak. Hiç kimseler duymayacak. Eğer Dürüye isterse bütün köye ilan edivercek. Tamam. Hepsini kabul ediyorum. Tamam. Birkaç şartı daha var. Ama onları ben bilmiyorum. Dürüye onları sana kendi söyleyecekmiş. İyi, o da değil ki. Ben onu tam burada bekliyorum. İyi o vakit. Allah tamamını erdirse. Efendim. Aferin kızım. Aferin. Aferin. Hadi bakayım. Ben gidiyorum. Takip et. Diyorum başka ne diyeyim? Durana bek. Muradın alasın Durana bek. Durana bek. Geliver. Sana diyeceklerim var. Tamam geliyorum ben, geliyorum. Kızlar ben bir Ayşe ablanıza kadar gidip geliyorum. Ana biz de diyoruz ki temizliği bitirdikten sonra bir babama gidiveren böyle damdan düşmüş geçmiş olsun diye. Tamam gidin kızım. Gidin. Ben gitmeyeceğim ana. Gitme akıllı kızım, gitme sen evde kal. Ecene. Tamam ana. Latifeciğim, senin kolay gelsin. Görüşürük. Sen.
Ne haber lan marketçi? Aa, Züttü baba. Bel çekme iyi gelivermiş bakıyorum. Ne diyorsun lan? Sabah sen yoktun dükkanda. Nerede yattın lan sen? Otelde mi kaldın? Yok. Ben Hakem Hanım'a gittim. O beni misafir ediverdi yani. Ha. Hakem Hanım'ın yatağı sana iyi gelivermiş. Ne diyor lan? Belin iyileşivermiş. Ondan dedim. Başka bir şeyden değil miydim? Sinirim bozuverme de. Sen de ver bakayım bana. Sen niye dün çıkıverdin doma? O konuya hiç girmeyelim Züttü baba. Yok girelim. Girelim çünkü ben senin yüzünden geberiverecektim az da. Sen niye istemiyorsun lan Hayri'yi? Eğer ben sana Hayriye'yle ilgili gerçekleri söyleyiversem Züttü baba, kalbine iner. Burada hık kalırsın, yemin ediyorum böyle. Ne diyorsun lan sen? Bak sinirim bozuluvermeye başladı, de ver bakayım. Ben, konuş lan, konuş, de bakayım. He, Züttü baba. Hayriye'nin 3 tane altın dişi var ya. He. Biliyorsun. He, biliyorum. Tutturdu bu altın dişlerin yerine porselen diş taktıracağım diye. Ben dedim ben bu altın dişlerin esiriyim lan, yıllardır bunun için bekleyiverdim dedim lan. Çok seviyorum, biliyorum onun altın dişlerini ben. Hı. Tutturdu yok altın dişlerin yerine porselen taktıracağım diye. Onu diyor, başka bir şey demiyor. Çok moralim bozuluverdi. Psikolojim bozuluverdi moralim bozuluverince. Psikolojim bozuluverince kimyam değişiverdi. Çıktım damlara işte. Bütün hikaye bu. Lan galaksinin hangi budur? İnsan diş yüzünden sevdiğini terk ediverir mi lan? Ben konuşuverim Hayriye lan. O da vazgeçiverir porselenin üstüne. Sen kızın üzerine gidiverme yalnız. Ben sana Hayriye'yi veriverdim lan. Evleneceksin onunla sen. Öyle ottan sebeplerle öyle vazgeçiverirsen çizerim ha. Sen Duran Ağa'yı bilmiyor musun? Evet, sana kızmış gitmiş. Ama seninle evlenmeyi her bir şeylerden çok isteyip duru. Besbelli. Dur kız, dur. Bir daha de bakayım, Duran ne dedi? Dedi ki, cehennem ateşi buz tutana kadar seveceğim Dürye'yi dedi. O ne kız? Düşün bir kere Dürye. Ay aşka bak ya. Yani cehennem ateşi hiç buz tutar mı? Tutmaz kız. O vakit Dürye'yi hep seveceğim ben dedi. Şeytan de yok. Git hemen evlen. Ne durup durun? Hadi o zaman. Yok kız yok. Yani evlenem de güğümlerim ne olacak? Hasbinallah verim evli ki. Hala güğümlerim var deyip durun. Ne kıymetli güğümlerim varmış be. Kız herkesin yavrusu kendine kıymetli ya. Ne yavrusu kız? Yavru dediklerin tohuma kaçacak neredeyse. Dürüye, bak bu ömür böyle göz göre göre böyle geçmez. Yüzdün kuyruğuna geliverdin. Bırak artık kuyruğu koparması kalıversin. Tamam Ayşe, tamam. O zaman bana bak. Birazdan biz bir gidelim o zaman şu Zöhtü'yle benim son resmi bağımı da bir koparıverelim. Gidelim şu boşanma kağıdımı bir alalım hele. Hadi iç çayını da gidelim alalım o zaman. Hayırdır inşallah. Ay dur, hayırdır ya. Ay bulatım geçmedi bir türlü. Sıkıntıdan. Sen hele bir Duran'la evlen bak. O zaman ne mide ağrısı kalacak, ne kusma kalacak, ne bulantı kalacak. Hiçbir şey kalmayacak. Ay götür kız götür, gömmek istemeyim. Dur tamam gül. Allah Allah. Dur montumu da alıp gel hemen dur. Hadi. Ya Hulüm ne edeceğiz? Bütün gün böyle konuşmadan duracağız mı? Ya ne ettim ben? Ne ettim ya? Babanı ölümden bile kurtardım. Daha ne edeceğim senin için? Konuyu çarptık mı Ümit? Çarpacağım şimdi ha. Lan ne konusu? Ortada konum var. Ortada konum var diyorum sana. Biz karı suratla oturuyorum burada. Sen konunun ne olduğunu biliyorsun. Ya vallahi bilmiyorum ya. Ne demek istediğini anlamıyorum diyorum ya. Hayri'nin hamilelik konusunu diyorum. Ha,
lan hakikaten muamma bir konu lan o. Dağ gibi bacinek yıkılıverdi. Bebe benden değil diyor. Ay Ümit ya ne güzel öyle de yılanları sıralayıveriyor. Aferin sana. Lan ne oldu yine ne yalan demişim? Ha yani deyon ki Hayriye benden hamile değil mi? Ha? Hayriye senden hamile değil mi Ümit? Kimsecikler görmesin bilmesin de ortalık karışmasın diye söylemiyorsunuz değil mi? Yaman da tabii seni vuracak ondan ses etmiyor. Ben bilip durum Ümit. Hayriye'de gözüm var, Hayriye'nin de sende gözü var. Bilip durum ben. Lan var ya sana şiddetle karşı çıkıyorum ha. Seni şiddetle protesto ediyorum, sana şiddetle bakıyorum. Lan sen ne diyorsun? Senin kafan yerinde mi? Yerinde. Gerçekleri diyorum ben Ümit. Lan yuh be lan yuh diyorum. Sen nasıl böyle bir şey düşünebiliyorsun? Düşünebiliyorum. Çünkü sen hatırlıyorsan kafam bir ara gitmişti. Kendini baban sanıp dururdun. Geçen de yıkık evde buluşverdik. Kesin orada olup durur. Ben biliyorum. Lan yuh diyorum seni. Yuh diyorum başka da hiç şey demiyorum. Sen kafayı yemişsin. Sana ne desem bu? Lan sen var ya bir gün bu dediklerinden dolayı felaket utanıvereceğim. Bakalım o gün karşında beni bulabileceğim mi? Kızlarım hoş geliverdiniz. Gel oturun. Eğim. Biz geçmiş olsun demeye geliverdik de. Sağ olun, sağ olun. Baba iyisin inşallah daha. Eğim işte kızım, eğim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. İyisin Liman. Ha? İyi misin de. Ha iyi, iyi. İyi lan. Kızım sen niye bu çocuğu intihar sürükleyip durun? Niye? Ben de şey... Kızım, Yaman bana her şeyi anlatıverdi. Değil mi lan? Sen ne istiyorsun ya? Vallahi da ben bir şey istemiyorum da işte. Her şeyi anlatıverdiğim Züttü babaya. He. Dedim, bilsin dedim. Öyle istedim lan. Sen niye tutturdun ya porselen diş diye? Hayri, niye istiyorsun porselen diş? Porselen kırılır lan hemen. Bak porselen tabakları hemen kırılıveriyor. Porselen tabaklar bizim dükkanda çok, hepsi kırılıveriyor. Altın olsa tabaklar kırılıvermez. Ben diyorum. Ama yok, illa tutturuverdi Züttü baba. Bir altın tabağımız eksikti. Heh, işte dedim, altın dişlerine ölürüm dedim ben Züttü baba Hayriye'nin. Ondan şey ettim ben, intihara teşebbüs şeyi, teşebbüsü. Yapma kızım. Yok, ben saati vazgeçiverdim. Her şeyden, altından da işte o porselen kırılıyor zaten. Hey canım benim, Züttü Ağa senin misafirlerin gelmiş, hoş gelmiş. Çay, kahve, nescafe, soda, herhangi bir içecek ne istiyorsunuz alıp geliyorum hemen. Sen git lan yürü çay, dükkanın önünde bekle lan. O zaman ben dükkanın öne gidiyorum. Tövbe tövbe. Ya baba, bu vanlı ne istiyor senden böyle hep etrafında donup duruyor? İstiyor işte bir şey kızım. Bilmiyorum ben de. Abba. La, Hakem Hanım değil mi şu? Ha, he he o, o. Hakem Hanım. Hakem Hanım. Nasılsın? Biz de sana bakıp durduk ya. Nasılsınız Hakem Hanım? Niye geldin yine sen? Sen beni boşadın ya, ben de boşanma geldiğimi almak için geliverdim. İyi, ben yazı işler miyim? Git aşağıdan al. Yok, yok. Yok, bir nasılsın diyelim dedik, hal hatır sormak için yani dedim. Benim nasıl olduğum seni hiç ilgilendirmez. Abo, gördün mü kız? Zöhtü'yle ikinci kez evlenip boşandım diye bana kızı verdi. Şeker gibi kadın gitti. Demir leblebi geliverdi vallahi. Buyurun. İyi günler. Ben boşandıydım da boşanmayla ilgili kesin kararı alıverecektim. Soyad neydi? Boşanmadan önceki mi sonraki mi? Boşanmadan önceki. Gülbayır. Hı.
İmzalayın. Buyurun Halime Hanım. Halime mi? Evet, adınız Halime Gülbayır değil mi? Ver bakayım bu kağıdı bana.